11 bin 12 bine kadar çıkma potansiyeli var demiştim dolar bazında. O fiyatlara bakarak tabii söylemiştim. Bunun da tek bir şartı vardı, yabancı yatırımcı gelirse. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek yabancı yatırımcı yerel seçimlerden sonra bekliyor. Ama kısa vadede Amerika'da faiz indirimleri ötelendikçe yabancı yatırımcının gelişi de ertelenecek gibi görünüyor. Fatih Bey, Sayın Karahan buna birazcık değindi. Dolayısıyla yabancı yatırımcı gecikirse bu beklenti bittiğinde borsada kar realizasyonu süreci başlayabilir. Ama borsanın önemli bir özelliği de var. Enflasyon oldukça borsa şirketlerinin de enflasyon değerlemesi nedeniyle varlık değerleri hızla artıyor. Dolayısıyla borsa bir yönüyle de enflasyona karşı koruyucu özelliği var. Dolayısıyla borsa yükseldikçe, enflasyon yükseldikçe borsanın da yükselmesi son derece doğal. Bunun altını çizelim. Şimdi enflasyonda önümüzdeki süreçte belki işte Şubat ayı çok önemli bir sınav olacak. Bakalım 3.15 yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Şubat enflasyon rakamı. Eğer bu 3.15'in üzerinde gelirse aylık bazda enflasyon yükselmeye devam edecek. Tam evet doğru hatırlamışım 3.15. Dolayısıyla bakalım 3.15'in altına düşebilecek mi? İşte buna inanmakta zorlanıyorum. Çünkü enflasyonun sebebi deprem nedeniyle oluşan olağanüstü talep olduğu için bunu Şubat ayında 3'e indirmemiz bana biraz zor gibi geliyor. O yüzden tedirginim. Ama ücretlerin etkisi var mı? Ücretlerin alabilecek yüzü olsa da keşke etkisi olsa yani. Onu da söyleyeyim. O kadar kolay değil maalesef. Ama altın içinde şunu söyleyebilirim. Altının iki özelliği var. Birincisi dolardan kaçış simgeliyor ve orta ve uzun vadede her zaman için para karşısında kazandıran bir enstrüman. Dolayısıyla altın onsa bakarsak şu an yurt dışında bir miktar gerileme var. Onu da yurt içerisinde hep birlikte altın TL'de de hissediyoruz. Ancak içerideki kur artışları altın TL'de yukarı hareketlere sebep olabilir. Altın onsta şu an bir yön söz konusu değil. Yatay seyirde sıkışmış bir hava var. Bunun da sebebi faiz indirimlerinin ötelenmesi. Amerika'da faiz indirimleri ötelendikçe altının rally yapma ihtimali de azalıyor. O yüzden önümüzdeki süreç içerisinde faiz indirimleri konusunda olumlu bir hava alana kadar muhtemelen 3. çeyrekten sonra çok sıkı bir rally bizi bekliyor o zaman. İndirimlerde bravo çok güzel. İndirimlerde altında 2150'lere çok kolay çıkarız gibi görünüyor.